Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Barış Adıbelli canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Salı gününden sonra dün de telsiz cihazları üzerinden patlamalar meydana geldi. Burada da ne yazık ki kayıplar ve yaralılar söz konusu. Bu saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu siber saldırı olayını. Bakın, Orta Doğu'da yeni bir dönem başlıyor. Bu saldırılar yeni bir sayfa açtı. Gerçekten İsrail'in bu saldırıları hani çok da beklendik, akla hayale gelen bir türde değildi. Ben bunu dün de bir başka yayında 11 Eylül saldırılarının bir başka benzeri olarak dile getirdim. Zira 11 Eylül'de de biliyorsunuz New York'ta yolcu uçakları kullanılarak bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti. İsrail'in de Lübnan'da yapmış olduğu bu saldırı bana göre bir tür terör saldırısıdır. Zira kamuya açık, sivil halkın kullanımında olan sivil araç gereçlerin üzerinden bir saldırı gerçekleştirmiştir ki Birleşmiş Milletler de bu noktada bu saldırıyı kınamıştır. Zira sivil araçların bir silaha dönüştürülmesi meselesi aslında bir savaş suçu olarak da önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla İsrail tabii her şeyden önce bu saldırı süreci de önemli. Saldırı deşifre olmuştur. Aslında İsrail çağrı cihazlarını tuzaklamış. Bu tuzaklamayla Hizbullah'ın lider kadrosuna yönelik bir suikast hazırlığında olduğu açık. Ancak Hizbullah'ın bu saldırı türünü fark etmesi üzerine bunu fark eden Hizbullah üyelerinden bir tanesini İsrail öldürmüş. Bir tanesini tabi elinden kaçırıyor ve bundan sonra da süreç başlıyor, düğmeye basıyor ve bugün yaşadığımız süreç başlamış oluyor. Yani cihazlar patlatılıyor. Şimdi 5000 cihazdan bahsediliyor. Bu 5000 çağrı cihazını hepsini İsrail bir şekilde tuzaklamış. Şimdi bu tabi elimizde bir kanıt yok. Kimi diyor ki patlayıcı vardı içinde, kimi diyor farklı frekanslarla yapıldı, ama yani bir şekilde bu yapıldı. Sonuç olarak bu yapıldı. Burada hedef Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ta. Hasan Nasrallah yer altında sığınakta yaşıyor. İnsanlar arasında çıkmıyor. Dolayısıyla Hasan Nasrallah'a temas etmek çok zor İsrail tarafından. Ama Hasan Nasrallah'ın bu tip cihazlar kullandığı ya da yakınındakilerin, korumalarının bu tip cihazlar kullandığını biliyor İsrail. Muhtemelen bu çağrı cihazlarından da Hasan Nasrallah'ın kullanacağını bildiği için, ama bu 5000 cihazın içinden hangisini Hasan Nasrallah kullanacak tabi onu bilemiyor. Dolayısıyla benim anladığım kadarıyla bunların hepsini tuzaklayarak Hasan Nasrallah'ın bunların içinden bir tanesinin edinmesini beklemişler. Tam 5 ay beklemişler bunun için. Yani bunun mantığı bu. Yani bu cihazlara, bu tuzağa ya da patlayıcılar yerleştirilmiş. Buna büyük bir emek sarf etmişler. Birçok paravan şirket kurulmuş bunun için. Tüm bunlar yapılmış ama mesela yapılır yapılmaz ilk ayda bu denenmemiş veya bu saldırı yapılmamış, 5 ay beklenmiş. 5 ay sonra deşifre olunca patlatmak zorunda kaldı İsrail. 5 ay beklemelerin ana nedeni Hasan Nasrallah'ın kendisinin veya yakın çevresinin bir şekilde bu cihazları kullanması. Herhalde onlar da kullanmadılar veya kullandılar, İsrail buna vakıf olamadı. Ama bugün gelinen noktada artık insanlar Lübnan'da hiç elektronik cihazlara daha şüpheyle bakıyorlar. Şimdi İsrail ne yaptı? İsrail burada Orta Doğu'da büyük bir mesaj verdi. Birincisi, elinizdeki her türlü vasıtayı bir silaha çevirir, sizi öldürürüm diye tehdit etti, bir korku saldı. İşte terörün en büyük amacı budur. İkincisi de şüphe tohumu ekti. İnsanlar şimdi cep telefonlarından bile şüpheleniyor. Bakın, Türkiye'de bile bunlar konuşuluyor. İki günden beri Türkiye'de acaba bizim telefonlarımıza da bir şey olur mu endişesi, tartışması var ve dün Sayın Ulaştırma Bakanı çıktı, dedi ki ya böyle bir şey olmaz dedi Türkiye'de. Şimdi yine konuşuluyor, bizde bu olmaz, işte milli yazılımlarımız var falan, işte bugün Sayın Dışişleri Bakanı da bir şeyler açıkladı. Dolayısıyla yani etkisi, psikolojik etkisi o kadar büyük oldu ki aslında İsrail'in hedeflediği buydu. Büyük bir psikolojik harekat başlattı İsrail iki gün önce. Bu cihazları patlatarak bir psikolojik operasyon da başlatmış oldu. İnsanların kalbine bir korku, bir endişe, bir şüphe saldı. Özellikle Beyrut'ta, özellikle Hizbullah çevrelerindeki insanları sağırlaştırdılar, körleştirdiler dijital anlamda. Şunu demek istiyorum.
İnsanlar artık akıllı telefon kullanmıyor. Elektronik cihazlardan uzak duruyorlar. İletişimi elektronik cihazlarla kurmuyorlar. Herkes birbirinden şüphe eder duruma geldi. Aslında İsrail'in hedeflediği bu. Hizbullah'ın içinde irtibatı ve iletişimi kesti bir şekilde ve biraz önce de bahsettiğim gibi Hizbullah'ı veya insanları dijital anlamda hem sağırlaştırdı hem körleştirdi. Şimdi tabii buradan baktığınız zaman artık bana El-Kaide'yi hatırlattı. Üsame Bin Laden'in yakalanamamasının en büyük nedeni hiçbir zaman elektronik ya da teknolojik bir cihaz kullanmamasıydı. Örgüt içi iletişimleri eski usul kurye vasıtasıyla insan üzerinden yapıyorlardı. Fakat bu sefer de insan istihbarata takıldı. O bir telefon görüşmesi yaptığı için o kurye oradan CIA bunu tespit etti ve kuryenin peşine düştü. Böylece Üsame Bin Laden'in Pakistan'daki adresine ulaştılar. Yani eğer o kurye telefonla görüşmeseydi Laden yine yakalanamayacaktı. Şimdi bunun için muhtemelen bundan sonra Hizbullah da teknolojiyi bırakacak, eski usul iletişime geçecek bir süre. Uraklarla belki bu işi devam ettirecek. Çünkü İsrail şunu da gösterdi. Yani yeni bir savaş yöntemi getirdi İsrail. Artık 21. yüzyılın, zaten bunu çok öncelerden de konuşuyorduk, tartışıyorduk. Yüksek teknoloji ve istihbarat. Savaşlar bundan sonra böyle devam edecek. Yani yüksek teknolojinin kullanıldığı teknolojiler arasındaki bir savaş ve burada istihbarat çok önemli. Yani bilgi güçtür. Bilgi varsa elinizde siz güçlüsünüz. Dolayısıyla bu gücü de kullanabilme yeteneğine sahipseniz işte bugünkü sonuç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Hizbullah'a yönelik, Lübnan'a yönelik ağır bir askeri harekat beklenirken İsrail'den bambaşka sürpriz bir eylem geldi, bir adım geldi. Dolayısıyla şimdi İsrail diyor ki bizde daha başka şeyler de var. Bunları zamanı geldiği zaman değerlendireceğiz ve göstereceğiz diyor. Ancak bir hususun daha altını çizmek lazım. Bir şey daha var burada. O da İsrail iç politikasında bir kriz vardı aslında bir iki gün öncesine kadar. Şimdi Yoav Gallant, İsrail'in savunma bakanı. Şimdi bugünlerde gündem İsrail'in Lübnan'a olası bir harekatı, askeri operasyonu. Şimdi Netanyahu bu operasyon olmadan önce savunma bakanını görevden almak istediğini söyledi. Söylüyor. Ve bir kriz yarattı bu. Gallant'ın mutlaka gitmesi gerektiği şeklinde Gallant'la Netanyahu anlaşamıyor. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin de devreye girmesine kadar gitti. Çok büyük bir kriz vardı. Ancak bir anda bir baktık ki Beyrut'ta bir patlamalar oldu ve bunun arkasında İsrail ordu istihbaratının çıktığını görüyoruz. Bu ne demek? Şimdi ordu istihbaratı doğrudan savunma bakanına bağlı. Ordu savunma bakanına bağlı olduğu için. O halde bu saldırı kimin hanesine puan yazdı? Bu saldırı açıkça Gallant'ın hanesine puan yazmış durumda şu anda. Netanyahu'nun önünde 1-0 önde. Yani bu operasyonu İsrail ordusu yönettiği için şu anda Gallant'la Netanyahu arasındaki kriz de bir şekilde donduruldu. Ancak şimdi deniyor ki bu İsrail ordusu için bir hazırlık, bir mıntıka alan temizliği. Yani Hizbullah'ı sersemleterek Lübnan'daki operasyonun daha iyi yapılmasını sağlayacak. Evet, özel birliklerle özel nokta operasyonlar yapılacaksa doğru. Ama topyekün efendim büyük birliklerin girdiği, kara birliklerinin girdiği bir Lübnan harekatı İsrail ordusunun intiharı anlamına gelir. Şöyle ki İsrail'in elindeki ordudaki asker sayısı belli. Bunların çoğunluğu yedeklerden oluşuyor. Yani bildiğiniz sivil alandan gelen mühendis, doktor, efendim başka işlerle uğraşan insanların oluşturduğu bir grup bu yedekler. Askeri tecrübeleri olmayan ve sahada da en çok ölenler bunlar. Şimdi Gazze cephesini kapatmadan, Gazze meselesini halletmeden, Hamas meselesini halletmeden, hele de Hamas'ın liderliğine Yahya Sinvar'ın geçtiği bir dönemde bunu halletmeden Lübnan'a bir operasyon İsrail'in intiharı anlamına gelir ordunun. Çünkü aynı anda iki cephede savaş verecek bir askeri gücü yok. Şimdi buraya Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla vereceği hava desteğiyle efendim istihbarat desteği, daha başka Amerika mühimmat verebilir ama burada karada kullanabileceği askeri veremez. Ve şunu söyleyelim, Orta Doğu'da hiçbir savaş kara gücünü kullanmadan neticeye ulaşmaz. Onu da diyelim, bu Suriye'de olsun, bu efendim Irak'ta olsun, bu Lübnan'da olsun, yani Ürdün'de olsun, Mısır'da olsun, siz kara kuvvetlerinizi sahaya sürmediğiniz sürece
öyle havadan drone'la, savaş uçaklarıyla, füzelerle bombalamakla bunu bir sonuca ulaştıramazsınız. Ulaşsaydı Yemen ulaşırdı. Yemen'e birçok hava harekatı yapıldı ama geçtiğimiz günlerde daha büyük bir saldırı yaptı İsrail'e. Hipersonik bir füze kullandı. Şimdi o da bir ayrı şaibe İsrail'de. Soru şu: Yemen bu füzeyi nereden aldı? Hipersonik füzeden bahsediyorsunuz. Daha Amerika Birleşik Devletleri'nin envanterinde yok bu füze. Efendim İran diyorlar. İran'ın üretmediğini biliyoruz ama İran da bunu Rusya'dan aldığını biliyoruz. Çünkü Rusya şu anda hipersonik füze teknolojisi nerede? Şimdi o halde bambaşka bir jeopolitik denkleme geldik. Eğer böyleyse burada o zaman şöyle bir durum var. Kursk'u Ukrayna'ya işgal ettiren ABD'ye karşı Rusya'da ABD'nin bir numaralı müttefiki İsrail'e karşı direniş gruplarına dolaylı olarak bu füzeyi mi sağladı? Yani Kursk adımına karşı Husilerin hipersonik füze adımıyla Rusya cevap mı verdi? Eğer durum böyleyse bu bambaşka bir jeopolitik denklemi getirir. O da beraberinde yeni bir savaş türünü önümüze getirir ki bu da bir bölgesel savaş anlamına gelir. Ben sesinizi alamıyorum. Şimdi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Şunu sormak isterim size. Şimdi İsrail ile ilgili dediniz ki zaten kara gücü şu an yeterli değil. Bununla baş edemez. Bundan dolayı da gözdağı vermek için, bir şüphe tohumuna ekmek için böyle bir terör saldırısı. Psikolojik bir harekat sürdürüyor. Psikolojik evet. Bir harekat, bir terör saldırısı niteliğinde değil mi hocam? Çünkü bu savaş kurallarının çok ötesinde bir durumu ifade ediyor. Bakın bu saldırılar yarın bir gün terör örgütleri dünyanın başka yerlerinde yapacaklar. Çünkü terör örgütleri çok kolay bu tip şeyleri öğrenebilen, kopyalayabilen yapılardır. İsrail resmen bu saldırılarla terör örgütlerine yeni bir saldırı türünü de öğretmiş oldu. Onu söyleyelim. Şimdi bir yandan bunu sağlamaya çalışırken, yani orada Hizbullah bana saldırsın diye adeta o tarafı kışkırtırken bu tür eylemlerle savaşın da alanını genişletme amacı var. Katılır mısınız bu söylediğime? Katılırım ama şimdi bakın Hizbullah'ın 100 bin silahlı gücü olduğu söyleniyor. Aktif 20 bin kişi var sahada. Şimdi yani Hizbullah da böyle hafif alınabilecek bir kuvvet değil. 100 bin silahlı, yani silahlarıyla beraber bir potansiyeli var. Şu anda 20 bin kişi silahlı aktif olarak görevde. Bu ne demek? 24 saat içinde Hizbullah o 100 bin kişiyi sahaya sürebilir demek. Bakın 100 bin az bir rakam değil. Kendi topraklarında savunma savaşı verecek ve bunların ağırlığı gerilla savaşı. Yani kent gerillası olarak bu şeye göre Hizbullah ayarlanmış. Dolayısıyla şimdi düzenli bir İsrail orduyla buraya gelecek ve meskun mahalde bu çatışmaları sürdürecek. Şimdi gördük Gazze'de. Gazze'de yıkıntılar, yani tüm şehri yıkmasına rağmen orada o yıkıntılar arasında Hamas'la hiç bu kadar mücadele edemedi. Bakın İsrail şu güne kadar bir tane bile öldürdü veya işte yakaladı bir Hamas militanı gösteremedi. Yok çünkü. Biz görüyoruz videolardan daha çok vurkaç taktikleriyle Hamas uzaktan saldırıyor, kaçıyor. Şimdi Lübnan gibi bu işin deneyimini bir iç savaş yaşamış bir ülkede, ki bu konuda Hizbullah deneyimli. Böyle bir yerde siz zaten elinizde asker yok. Kara gücünüzü buraya koyduğunuz zaman Lübnan kara delik gibi bunu yutar. Yuttuğu gibi de İsrail'in zaten Batı Şeria ve Gazze'de süren bir savaş olduğu gibi Batı Şeria'da da her an bir patlama noktasında. Burada da yeni bir cephe açılırsa, Suriye cephesi var. Dolayısıyla İsrail tüm bunlar elindeki 300 bin 400 bin askerle, ki bu askerlerin profesyonellik düzeyini söyledim, ağırlığı yedeklerden oluşuyor. Birkaç tane elit tümeni var. O birkaç elit tümenin daha önce de gördük biz Lübnan saldırılarında. Hizbullah karşısında tutunamadı, geri çekildi. Bir de bu şu da var tabii, Hizbullah'ın dışarıdan direniş ekseninden alacağı, İran'dan alacağı destek, onları çıkartmıyoruz. İsrail de Amerika Birleşik Devletleri'nden alacak ama seçimler var. Bence Amerika bu kadar riske girmez. Dolayısıyla burada İsrail, Netanyahu hükümeti sadece gündemi değiştirir. Bir sürede Hizbullah'la İsrail'i oyalar ama eninde sonunda bu Netanyahu hükümetinin yıkılmasına neden olacak. Yani bu Hizbullah da Netanyahu'yu kurtarmaz. Ha Hasan Nasrallah'a karşı bir operasyon yapsa, başarabilseydi belki Netanyahu kendi aşırı sağ cenahta bir takım zafer anlamında bir işine kendini yarayabilirdi ama o da mümkün değil. İşte bu herhalde cihazlarla yapmak istedikleri oydu. O da olmadı. Bundan sonra Hizbullah'ın yönetim kadrosu daha dikkatli davranacak.
Mesela Haniye meselesinde İran bir adım atmadı, misilleme yapmadı. Bundan sonra zaten yapacağı çok da şüpheli. Çünkü biz orada İran'daki Mossad yapılanması hala deşifre edilemedi. Edilseydi bugün hem reisinin helikopter meselesindeki şahibi ortadan kalkardı. Muhsin Fahrizade cinayeti ortaya çıkardı. Haniye'nin suikastı aydınlatılabilirdi. Biz oradaki teknolojiyi de bilmiyoruz. Nasıl neler yapıldı? Bunlar deşifre edilemedi. Benzer şimdi bu cihazlara bu bomba veya şey nasıl yerleştirildi? Bakın meselenin içinde bir de Tayvan boyutu var. Evet, evet. Orada Tayvan... bir paravan şirket mi var ya da paravan şirketler aracılığıyla mı sızıldı oraya patlayıcılar yerleştirildi sorusu var. Cevap bulur mu sizce bu soruların gerçek yanıtını? Cevap açık, cevap açık aslında. Şimdi Hizbullah'la İran 5000 tane çağrı cihazı sipariş veriyorlar bu Tayvan'daki şirkete. Şirketin ana yeri orası yani genel merkeze. Bu Hizbullah'tan bu 5000 talep gelince otomatikman muhtemelen bu şirket Tayvan istihbaratını bu konuda bilgilendiriyor. Şimdi Tayvan istihbaratı biliyorsunuz CIA'in Pasifik'te Çin'e karşı en önemli uzantılarından bir tanesidir. Otomatikman Tayvan istihbaratı bunu Amerikan istihbaratına CIA'ye bu bilgiyi paylaşıyor. CIA de muhtemelen Mossad'la paylaşıyor. Yoksa İsrail'le Tayvan'ın ilişkileri, Tayvan'la Mossad'ın Tayvan istihbaratı bu kadar yakın ilişkisi yok. Çünkü İsrail'in daha 7 Ekim öncesine kadar Çin'le çok yakın ilişkileri var. Hayfa Limanı kuşak ve yol projesi kapsamında Çin'in kontrolünde. Hatta Ekim ayında Netanyahu Pekin'i ziyaret edecekti. Dolayısıyla bu aradaki bağlantıyı Tayvan'la İsrail bağlantısını Amerika sağlıyor. Yani şu gördüğünüz süreçte arabulucu olan, masaya oturtan Tayvanlı şirketi İsrail'in bu şeylere müdahale etmesini ikna eden tamamen Amerikan istihbaratı CIA'dir. Ve İsrail bu Macaristan'da bir paravan şirket kuruyor. Bu şeyi oradaki lisansla üretiyormuş gibi yapıp üretim sürecinde bunun içine müdahale ediyor. Zaten bakın ben diyorum 5000 tane cihazı ancak üretim sürecinde müdahale ederseniz bu hale getirirsiniz. Sonradan bunu alıp da tak çıkart sök monte et yeniden paketle bu çok uzun bir zaman alır. Muhtemelen bunu üretirken özel bir sistemle üretip ekstra devreler, çipler, şeyler, kartlar koydular ki bu bugünkü sonucu getirdi. Şimdi hangi cihazlarda var bunu bilmiyorlar. Bakın dün de telsizler patladı. Yarın evet, bilgisayarlar evet. Patlayabilir. Evet. Öbür gün akıllı telefonlar patlayabilir. Çünkü bunu anladığımız kadarıyla İsrail birçok noktada bu işlerin içine girmiş. Şimdi ne yapacak? Hizbullah bütün elektronik cihazlarını imha edecek. Herhalde yeniden cihazlar alacak. Tabii ben de şunda da anlamsızlık var. Ya neden Çin gibi bir ülkeyi bırakıp ki bu noktada elektronik konusunda şu anda dünyada bir numara. İran Çin'le ilişkileri iyi. Hizbullah onun üzerinden iyi. Neden bu Çin'den alınmamış da Tayvan tercih edilmiş? Şimdi bunu da anlamak biraz zor. Hani İran'ın neden Amerika'nın eski helikopterlerine binme ısrarı? Yani İran Cumhurbaşkanlarının devlet görevlerinin böyle eski Amerikan helikopterlerini tamir edip sürekli ona binme ısrarını da anlamak mümkün değil. İşte reisi döneminde bunu konuştuk o kazada. Yani mesela Putin'in makam helikopterini gördük. Rusya kaç defa teklif etmiş İran'a bunu satmayı. Benzer Çin'de helikopter üretiyor. Neden buralarda bu helikopterler alınmıyor da ki stratejik ortakları İran'ın hala 50 yıllık 60 yıllık Amerikan helikopterleri yedek parçası yok. Tamir edilerek ısrarla bunlara biniliyor. Bu İran'ın mantığını da anlamak zor. Çünkü İran'ın mantığı önemli. Hizbullah'ın mantığını oluşturuyor. Hizbullah'ın mantığını oluşturuyor. Burada... Yani Çin'den bu şeyler alınsaydı cihazlar acaba böyle bir sonuç olabilir miydi? İsrail bunu manipüle edebilir miydi? Yani bu Tayvan meselesi neden ısrarla Tayvan? Neden ısrarla reisi dönemini anlatıyorum tekrar dönüyorum. Neden ısrarla Amerikan helikopteri? Bu Amerikan sevdası neden? Çünkü Tayvan'da Amerika'nın biliyorsunuz çok yakınında, iç içe Pasifik'te. Evet. Batmayan uçak gemim dediği bir yerdir Tayvan, Amerika'nın. Tayvan adası. Şimdi Tayvan sorununa hiç girmeyelim. O ayrı bambaşka bir şey ama burada Tayvan'ın ortaya çıkması da çok ilginç. Yani o kadar ülke üretiyor bunu. İşte diyorum ya Rusya var, Çin var veya özel siparişle ürettirirsiniz. Şimdi Alibaba üzerinden diyor sipariş verildi. Alibaba bir Çinli firma. Çinli firma neden Tayvan malını satsın? Şimdi bu da önemli. Dolayısıyla bilinmezler çok. Burada tabii Hizbullah'ın da hatalar olduğu, zafiyetler olduğu biliniyor. Bir de şu var tabii şunu da bilmek lazım. İsrail 7/24 Hizbullah'ı yıllardan beri takip ediyor. Biz bunu biliyoruz ve içeriden çok
önemli networkler kurduğunu da biliyoruz. Yani Hizbullah'ın içine de hakim bir ülke İsrail. Orada önemli istihbarat akışı var. Lübnan'da benzer şekilde, İran'da benzer şekilde. Önce bu adı geçen aktörlerin bu şeyleri, yapıları deşifre edip etkisiz hale getirmesi lazım, Mossad yapılarını. Yani Hizbullah'ın bir öz eleştiri sürecine girip kendini yeniden yapılandırması lazım. Çünkü İsrail istihbarat almadan bu tip operasyonları yapmaz. Şimdi soruyorum size, bu cihazları Hasan Nasrallah lider kadrosu etrafının kullandığı bilgisini İsrail'e kim iletecekti? Demek ki içeride İsrail'in bilgi aldığı yerler var. Şimdi bunlar önemli. Ben tabii şunu söyleyeyim, 1950'den beri İsrail bir güvenlik devletidir. Her zaman teyakkuz halindedir. Bir Arap dünyasının, Arap denizinin ortasında bir adadır İsrail. Arap ülkeleriyle kuşatılmış ve bugüne kadar da bunlar hep düşman olarak görmüş bir İsrail var. Ve bugüne kadar da hep kendisini, istihbaratını, güvenlik unsurlarını geliştiren, bütün parasını buna yatıran bir İsrail var. Dolayısıyla hani 10 yıllardan beri İsrail bu yapıyı, Orta Doğu'yu iyi tanıdığı gibi Orta Doğu içerisinde de çok geniş bir istihbarat network'ü kurmuş. Yani İsrail hani bugün 7 Ekim'de saldırı oldu. Bu nedenle Orta Doğu'ya yönünü dönen bir ülke değil. Hani sözde barış zamanlarında da İsrail Orta Doğu bölgesinde çok yoğun bir istihbarat faaliyeti içerisinde olan bir ülke. Bakın Türkiye bile her gün Mossad'ın hücrelerine operasyonlar yapıyor. Bir sürü insan topladı. Daha 2-3 gün önce yine operasyon yaptı. Yani bu dünyanın her yerinde böyle. Evet. Onun için İsrail'e bu noktada yeni bir teknoloji ve istihbarata dayalı bir savaş başlattığını görüyoruz ki bence artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Orta Doğu'da. Yani işte bugünden itibaren, dünden itibaren yeni bir sayfa açtı İsrail. Şimdi istihbarat ve teknolojiyle, teknolojiye dayanan bu yeni savaşa karşı da sizin aynı teknoloji ve istihbaratla, aynı yöntemle cevap vermeniz gerekiyor. Öteki şekilde klasik geleneksel yöntemlerle bu savaşı göğüsleyemezsiniz. Burada Hizbullah'tan da bir saldırı geldi. Daha doğrusu İsrail vurdu 4 askeri noktayı, 4 ayrı askeri noktayı vurdu bu saldırıların ardından. Bir de şunu değerlendirmenizi rica ederim. Netanyahu yaptığı açıklamalarda hem çağrı cihazları hem telsizlerle ilgili saldırılara, terör eylemlerine değinmedi ama İsrail'deki kuzey sakinleri, oradan ayrılanları güvenli evlerine geri döndüreceğiz dedi. Bu iki dönmüyorlar. Anketler yapıldı, dönmek istemiyorlar. Yani çok uğraştı İsrail, teşvikler verdi, krediler verdi. Kuzeyden Hizbullah'la sınırın olduğu bölgede, Hizbullah sınıra yakın, yani Lübnan'a yakın bölgelerde oturanlar dönmüyor. Kabul etmediler. Yani biz bir daha dönmeyeceğiz oraya diyorlar. Şimdi oraya yeni konut yapacaklar İsrail'in başka bölgelerine. Bunu şimdi İsrail kara kara düşünüyor. Bunları nereye yerleştirelim diye. Dikkat ediyorsanız bakın Netanyahu'nun da sert bir açıklamasıydı bu. Yani ne pahasına olursa olsun oraya döndüreceksin ama adam diyor ki her gün füze atıyorlar diyor. Yani buradaki süreç, sizin çatışmacı politikalarınız Gazze'de devam ettiği sürece orada adamın bahçesine, evine, okulda füze düşüyor. Dolayısıyla artık İsrail halkı korkmuş durumda, bıkmış durumda. Zaten durumu iyi olan, parası pulu olan, sermayesi olan Avrupa'ya, Batı'ya, dünyanın başka ülkelerine göçmeye başladı. Yani bu pek gündeme gelmiyor ama bu süreçte birçok İsrailli tekrar yurt dışına göç etti. Şimdi İsrail'e gelip burada emekli olup İsrail'e yerleşmeyi, parasını pulunu buraya getirmeyi düşünenler de bu planlarından vazgeçtiler. Yatırımlar durdu. İsrail ekonomisi durdu. Turizm durdu. Ekonomi durdu. Memurun maaşını ödeyemeyecek duruma geldi. Diasporanın parasıyla ödüyor. Amerika'nın yardımı olmazsa Netanyahu'yu ödeyemiyor. Çünkü üretim yok. Neyle üretecek? Şimdi yaptırımlar var. En yakın Türkiye'den alıyordu birçok malzeme. Türkiye'de vermiyor. Şimdi ne yapacak? Bütün parasını silaha, mühimmata yatırıyor. İsrail bir petrol üreticisi ülke değil. Dışarıdan alıyor. Şimdi ona bir para harcıyor. Okullar bakın. Okullar doğru dürüst işlemiyor. Eğitim durmuş durumda. Zaten pandemide dünyada eğitim durmuştu. Hayat durmuştu. Bir de üstüne bu durdu. Bakın her gün İsrail halkı sokaklara dökülmüş durumda. Netanyahu para bak vermiyor. Ama ben şunu dedim, bir gün olur bakın bu Galant'la, İsrail ordusuyla sürekli çekişme, sürekli didişme bunun sonucunda İsrail'de bir darbe ihtimalini de gündeme getirir. Çünkü ordu Netanyahu'yu sevmiyor. Bakın hatırlarsanız bundan birkaç ay önce ordu kendi başına Refah'ta ateşkesi ilan etti. Netanyahu ne dedi? Böyle bir şey olabilir mi dedi burada hükümet dururken.
Ordu tek başına nasıl ateşkes ilan eder? Bu geçersizdir. Bu durumu ben de basından öğrendim dedi. Düşünün. Yani ülkenin başbakanı, savaşı yöneten adam sahadaki ordunun ateşkesini basından öğreniyor. Ordu kendi kafasına göre inisiyatif alıyor. Bu ne demek? Bugün Gazze'de inisiyatif alan ordu yarın gelir Tel Aviv'de İsrail siyaseti konusunda inisiyatif alır. Bir de bakın şunu söyleyeyim ben, müsaade ederseniz. Estağfurullah. İsrail'de sivil siyaset yok. İsrail'de şu anda siyasetteki bütün isimlerin hepsi emekli general. Yoav Gallant eski general. Efendim Benny Gantz, şimdi Netanyahu gitse de o gelse diyorlar. O da geçmişte Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı. Efendim Netanyahu'nun askeri geçmişi var. Onun var, bunun var. Ya İsrail'de sivil bir, örneğin avukattır, öğretmendir, akademisyendir. Böyle isimler yok siyasette. Siyasi partilerde ya hahamlar var ya ordu mensupları var. Önce İsrail'de sivillerin siyasi iktidara ve siyasete hakim olması gerekiyor. Yani İsrail'de bu siyaset değişmediği sürece mantık askeri mantık. Dost düşman arası yok, gri alanlar yok. Ya beyaz ya siyah. Ya dostsun diyor ya düşmansın diyor. Arası yok ama siyaset siyahla beyazın arasındaki renklerle ilgilenir. Esas siyasetin yaşam alanı orasıdır, sivil siyasetin.